Hepinize merhaba, ben Nesrin Eroğlu, sizin deyiminizle gönüllü İsviçre rehberiniz. Uzun süredir Zürih'in merkezinden herhangi bir video paylaşmamıştım. O sebeple bugün 29 derece hava sıcaklığını bulunca sizi şehir merkezine getirdim. Hep birlikte Grossmünster'e gideceğiz. Tarihçesini, hikayesini, efsanelerini hepsini size anlatmaya çalışacağım. Az önce şu sokaktan yürüdük. Burası Renweg sokağı. Bu sokakla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Sağ üst köşeye ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Renweg sokağından yürüyerek Limmat Gölü'nün kenarına geldik. Limmat Nehri'nin Zürih'le buluştuğu noktaya geldik. Burada çok güzel bir restoran, kafe var. Size şimdi etrafı göstereceğim. Kanalıma abone olup videolarımı izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur ki ben kamera önünde olmaktan çok hoşlanan birisi değilim. O yüzden şimdi ben kameranın arkasına geçip sizi arkamda gördüğünüz bu harika Zürih manzarasıyla baş başa bırakacağım. Grossmünster ise hemen şurası. Şurada iki tane kule var ya, biraz sonra oraya gideceğiz. Çayınızı kahvenizi alın, videomuz başlıyor. Limmat Nehri'nin Zürih Gölü ile buluştuğu noktada her ne kadar karşıdaki Alp Dağları manzarasından gözlerimi almakta zorlansam da şimdi kenardan yürümeye başlayarak Grossmünster'e, yani Büyük Kilise'ye gideceğiz. Bu yapı şehrin simge yapılarından biri ve Zürih'teki en ünlü 3 kilisenin ilki. Limmat Nehri'ni sağ tarafımıza alarak nehir kıyısınca yürümeye başlıyoruz. Yürürken de size Grossmünster, yani Büyük Manastır hakkında bilgi vermeye başlayayım. Bu yapı romanesk tarzda yapılmış bir protestan kilisesi. Koruyucu azizleri var elbette, her kilisenin olduğu gibi. Koruyucu azizleri aynı zamanda Zürih şehrinin de koruyucu azizleri sayılan Felix ve Regula ile onların hizmetçisi Expuperantus. Yanlış söylemiş, yanlış telaffuz etmiş olabilirim, çok üzgünüm. Burası hakkında bulunan ilk kaynaklarda adı Zürih Kilisesi olarak geçiyor. Ancak ilk olarak 1272 yılında Manastır adını almış. Kendisinden daha küçük olan Fraumünster, yani Kadın Kilisesi ile ayrı tutulabilmek için Grossmünster adını ilk olarak 1322 yılında alıyor. Merdivenlerden çıktığınızda sizi Svinkli kapısı karşılıyor, ancak bu kapı ziyaretçilere kapalı. Biz ön taraftaki ana giriş kapısından gireceğiz. Svinkli adını da aklınızda tutun. Videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım size kim olduğunu. Fraumünster, yani Kadın Kilisesi ise tam karşıda. Orada harika Mark Chagall vitrayları var. O kiliseyi de anlatmıştım. Ama isterseniz yenisini çekelim. Burası kilisenin ana giriş kapısı. Gördüğünüz gibi bugün burada küçük bir sergi de var. İçeriye girmeden önce size kilisenin kuzey kulesindeki bir rölyeften bahsedeceğim. Önce şunu anlatayım hemen. Aynı zamanda Çan Kulesi olarak da adlandırılan kuzey kulesinin üstünde reformcu Heinrich Bullinger'in bir rölyefi bulunmakta. Onun hemen üzerinde kulenin üst kısımlarında bulunan atlı süvari heykeli Alplerin kuzeyindeki en eski rölyef olarak biliniyor. Yapım tarihi 1180. Zafer anıtı tarzında yapılan ana cephe aynı zamanda Felix ve Regula'nın mezarlarının olduğu düşünülen yer. Ana portalın hemen sağ tarafında Kral Davut elinde yaylı bir müzik aleti çalarken betimlenmiş. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu kilise için müzik hayli önemli. 1950 yılında Otto Müh tarafından yapılmış olan bu bronz kapı, İncil'den sahnelerden oluşan harika kabartmalarla dolu. Binanın dışının aksine içerisi gördüğünüz gibi oldukça gösterişsiz. Kilisenin içinde eski tarihli olarak 1853 yılında yapılan bu minber, 1598 yılından kalma bu vaftiz kurnası ve bir de hemen arkasında 1933 yılında İsviçreli sanatçı tarafından yapılan harika vitraylar var. Kilisenin iç kısmında kuzey duvarında ise 16. yüzyıldan kalma İsa'nın kutsal yüzü betimlemesi var. İsa'nın kutsal yüzü betimlemesinin hemen karşısında aşağıya merdivenler iniyor. Burası nereye çıkıyor bilmiyorum. Birlikte gidip bakalım. Oo, burası ne böyle? Bunu görünce çok şaşırdım. İyi ki buraya girmişiz. Çünkü ben Güney Kulesi'nde Şarman heykeli arıyordum. Güney Kulesi'nin en üstünde
Kucağında kılıcıyla oturan şarman heykeli vardı aslında dışarıda. Ama sanırım bir sorun yaşandı çünkü şarman heykeli burada arkadaşlar, içeride. Şarman heykeli nerede diye merak edenler varsa kilisenin içine girip alt kata indiklerinde karşılaşacaklar. Çok heybetli, çok güzel. Yani aslında bu heykelin asıl yeri 50 metre yüksekliğindeki Güney Kulesi'nin tepesi. Şarman heykelini gördükten sonra sakın çıkıp gitmeyin, kafanızı tavana kaldırın. Çünkü bu katta harika kripta tavan betimlemeleri var. Eğer sıcaktan bunalırsanız mutlaka buraya gelin. Duvar kenarlarına da zaten sandalye koymuşlar. Bir oturup soluklanır, dinlenirseniz ki mutlaka böyle bir şeye ihtiyacınız olacak. Eğer benim gibi biraz sonra 50 metre yukarıdaki merdivenleri tırmanarak kulenin üstüne çıkacaksınız. Biraz dinleneyim, sonra da hep birlikte kuleye çıkalım. Kilisenin içinde yan cephelere sanatçı Sigmar Polk tarafından yapılmış 12 tane harika vitray cam var. Sırf bu vitrayları izlemek için bile kilise kilise gezebilirim. Ama daha fazla burada oyalanmayalım çünkü kuleye tırmanacağız. Önce buradan bilet almamız lazım. Kimse yok. Kişi başı 5 frank diye biliyorum. Bir öğrenelim şimdi. Buradaki broşür ve kitapları alıp daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Size buranın ücretlendirmesini de göstereyim. Hadi bakalım. Oo, ne kadar dar merdivenler. Biraz iri bir insansanız buraya sığamayabilirsiniz. Biraz tırmandıktan sonra böyle bir alana geldim. Şimdi merdivenler ahşap oldu. Tekrar çıkmaya devam edeceğim. Ay, nefes nefese kaldım. Her kattan sonra böyle geniş bir alan oluyor. Her kat dediğimse hani böyle iki kat çıkıp bir duraklıyorsunuz böyle. Manzaraya bakalım. Hiç dinlenmeden devam ediyorum. Daha çıkacak çok yolum var. Toplamda 187 basamak tırmanıp 50 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra zannediyorsunuz ki panoramik manzara. Bu ne? Vallahi benim için büyük hayal kırıklığı oldu bu. Ama güzel esiyor. Eskiden bu demir korkuluklar yokmuş arkadaşlar. Balkon kısmına çıkıp gerçekten panoramik ve harika bir Zürih manzarası izleyebiliyormuşsunuz. Ama insanlar kendini aşağı atar diye intihar girişimleri falan olduğu için böyle kapatmışlar. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım şu anda. En fazla şöyle gösterebilirim size etrafı. Kulenin tamamı bu arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Hani 5 frank bir şey değil. Gene de çıkayım diyorsanız siz bilirsiniz. Ama bence değer mi? Değmez. Etrafın parmaklıklarla örülü olması gerçekten beni üzdü. Az önce de belirttiğim gibi 5 franka değer mi? Değmez. Bence değmez. Sıcak bir günde yorgun argın buraya gelirseniz serinlemek için ideal bir yer olmuş. Tam merkeze, kulenin ortasına şöyle göbek taşı gibi bir yer yapmışlar. Burada oturup rüzgarla birlikte güzel güzel serinleyebilirsiniz. Ama en büyük eksiğini söylüyorum buranın size. Kesinlikle semaver. Şurada bir çay ocağı olsa yemin ederim 2 saat kalkmam. O açıdan bak güzel olurdu. Gelirseniz çayınızı, kahvenizi termosa koyun, yanınızı alın. Gelin burada için. Ben bileydim öyle yapardım. Neyse ki iniş çok yormuyor ama gerçekten basamaklar çok dar. Bayağı dikkatli olmanız lazım. Hadi geri dönelim. Ben daha hikayeyi anlatmadım değil mi size? Evet. Grossmünster Kilisesi Konstanz Piskoposluğu içinde çok önemli bir bölgeymiş ve müzik konusunda da çok uzmanlaşmışlar. 1259 yılında koro şefi olan Konrad von Mur, kilise korosu için bir vakıf oluşturmuş ve çok geniş bir ilahi kataloğu olan Liber Ordinarius'u düzenlemiş. Grossmünster Kilisesi'ne veda ederken size çok kısa etrafından da bahsedeyim. Burası Zwingli Platz, yani Zwingli Meydanı.
Bu meydandan da size kısaca bahsedeyim. Gördüğünüz gibi ana girişin hemen karşısındaki meydan oluyor zaten. Aynı zamanda burası Altstadt olarak da geçiyor. Yani Zürih'in ilk yerleşim alanlarından biri. İlk kurulan mahallede diyebiliriz hatta. Peki bu meydana neden Ulrich Zwingli'nin adı verilmiş de Zwingli Platz denilmiş? Hızlıca bunu anlatayım şimdi size. Ulrich Zwingli sadece Grossmünster için değil, aynı zamanda Zürih için de oldukça önemli bir şahıs aslında. Şöyle ki efendim, Reformasyon döneminden sonra idari ve yargısal yetkiler Zürih Meclisi'ne devrediliyor. Ancak manastır topraklarının sahipliği 1832 yılına kadar manastırda kalıyor. Reform sonrasında vakıf teoloji çalışmalarına yönelmeye başlıyor ve Latince eğitiminin yanında bir de yüksek okul ve Ulrich Zwingli tarafından kurulan bir teoloji akademisi kuruluyor. Önceleri Forzia, daha sonra Karalium denilen bu kurumlaşma 1833 yılında kurulan Zürich Üniversitesi'nin de çekirdeğini oluşturuyor ki Zürich Üniversitesi hala Grossmünster'in damgasını taşımakta. Yeni işten çıktı. Şimdi Fraumünster şurası. Onun yanında da belediye binası var. Oraya doğru yürüyelim. Orada buluşacağız Nursen'le. Buluştuktan sonra da size Grossmünster'in hikaye kısmını anlatırım. Masalsı, destansı kısmını anlatırım. Kilisenin kuruluş efsanesinin en eski yazılı hali 9. yüzyılın ilk yarısındaki bir metinde ortaya çıkmış. Efsaneye göre Felix ve Regula kardeşler 3. yüzyılda tamamı Hristiyanlığa geçen ve bu yüzden de Valis'te katledilen Teb lejyonundanmış. Lejyonun komutanının emriyle Felix ve Regula kardeşler yanlarına hizmetçileri Exuperantus'u da alarak kaçarlar ve Lint nehrini izleyerek Zürih gölüne, oradan da Zürih'e ulaşırlar. Burada çadırlarını kurup gece gündüz Tanrı'ya hizmet etmeye başlarlar. Fakat efsaneye göre oldukça gaddar bir imparator olan Maximilian arkalarından adamlarını yollar ve üç aziz ibadetlerini yapmakta oldukları sırada imparatorun askerlerinin baskınına uğrarlar. Ancak bir mucize eseri kim oldukları hemen anlaşılmaz. Nihayet bu üç kişinin Teb lejyonunun kaçaklarından olduğu ortaya çıktığında yapılan tüm işkencelere rağmen Roma tanrıları Merkür ve Jüpiter'e kurban kesmeyi asla kabul etmezler. İmparatorluk güçlerinin komutanının emriyle Limat üzerindeki bir adada kafaları kesilerek idam edilirler. Daha sonra melekler kafalarını ellerinde taşıyan azizlerin cesetlerini gömüldükleri yerden çıkartıp 40 arşın daha yukarıda bir tepeye gömerler. Orta çağda birçok kişi ellerinde kafalarını taşıyarak suyun üzerinde yürüyen Felix ve Regula'ya benzeyen kişiler gördüklerini ileri sürmüşlerdir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım size yeni bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Beni ayrıca Instagram'da Nestroloji adresinden de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.